Merhaba arkadaşlar and welcome to my channel. How are you guys today? I'm freaking fine and today's video is going to be very, very funny. That's what I assume. Çünkü neden bugün TikTok videolarına reaksiyon çekmek istedim? Daha çok reaksiyon çekerek aynı zamanda birazcık İngilizce öğrenelim istedim. Ben TikTok'ta genellikle İngilizce konuşan TikToker'lara bakıyorum. Çünkü Türkiye kısmı birazcık daha, bunu lütfen yanlış anlamayın, varoş. Genel olarak TikTok'u aslında hiç sevmiyorum. Çünkü böyle saçma sapan vakit kaybı gibi geliyor. Bir yandan da girdiğimde 3 saat sonra anca çıkabiliyorum uygulamadan. O yüzden böyle tuhaf bir tezatın içindeyim. Çok sakıncalı bir uygulama olduğunu düşünüyorum. Çünkü insan çok çabuk dozunu kaçırabiliyor. Ama bir o kadar da eğlenip güldüğümüz için aslında dopamin salgılıyoruz. Yani niye bu kadar karşıyım ben de bilmiyorum. Ama eğleniyoruz. Eğleniyoruz netice olarak. Ve bu videoda sadece eğlenmeyeceğiz. Aynı zamanda eğlenirken böyle güncel İngilizce ifadeler, kelimeler vesaire öğreneceğiz. Ben tabii ki benim takip ettiğim insanlar düşecektir. Siz de onları takip edebilirsiniz istiyorsanız. Çünkü ben çok eğlenceli buluyorum. Çok fazla konuşmadan hemen başlayalım bence. Bu video çok iyi ya, bu şimdi açacağım video. Mr. Judge, please. Listen. You think my... Dur, şunu söylemem lazım. Şimdi Shakira'nın bir vergi olayı vardı. İspanya devleti şey yapmıştı. Shakira'ya hapis istemişti birkaç yıl bilmiyorum. Vergi kaçırdığını öne sürdüler çünkü. Şimdi burada da adam şey demiş. Shakira'nın avukatı Arap olsaydı diye. Mr. Judge, please. Listen. You think my client, what's your name? Shakshuka? You think Shakshuka only pay her taxes 50-50? Okay. But make explanation for me. How Shakshuka gonna lie about the taxes when everybody know her hips, they don't lie. Think about it. Shakira'ya Shakshuka diyor. Çok iyi. Hakim Bey diyor, sen diyor Shakshuka'nın yalan söylediğini mi söylüyorsun diyor. Vergilerin yarısını ödediğini mi sadece iddia ediyorsun diyor. Bu nasıl olabilir ki diyor. Onun Hips Don't Lie diye bir şarkısı var ya Shakira'nın. Onun işte kalçaları yalan söylemez anlamında diye bir savunma tekniği. Güzel, sevildi. Hips Don't Lie. Mr. Judge. Bir saniye. Bu çocuk Tolga diye biri. İngiltere'de yaşıyor sanırım. Çünkü İngiliz aksanıyla konuşuyor ve aşırı komik skeçler çekiyor. Kendisiyle yapıyor. Bunu da bayağı iyi başarıyor bence. Bundan bir tanesini aldım, izleyelim. Let's just go with the flow. I mean, go with the flow for what? Are you a river? No. Like, for example... At your big age, you want to go with the flow. I don't want to go with the flow anymore. I want to get married. Listen, I understand. Let's just go with the flow diyor çocuk kıza. Go with the flow, akışına göre hareket edelim anlamında. Akışına göre bakalım. Hani mesela dersin ya, sen ne arıyorsun? İşte ben aşk arıyorum, meşk arıyorum falan. Diğeri de biraz daha böyle şey yapmaya çalışır, yumuşatmaya çalışır. Ben ne aşkı meşk gibi bakalım, bir akışına göre gidelim demek ister. Go with the flow. Bu kalıbı burada öğrenmiş olduk. Devamını izleyin bence çünkü çocuk komik. No, I'm not wasting my time anymore, okay? Just leave me alone. No, listen, I'm genuinely serious, but I just want to take my time. Do you have no shame? Like, are you not scared of the afterlife? Why? You want to waste my time in front of God. Like, what do you mean waste your time though? For example, we start talking, 6 months past, we start dating. 2-3 years into the relationship when I'm waiting to get engaged and married, you want to leave me and waste my time. No, I mean, honestly, I don't even believe in marriage. Like, let me just say sorry. Sorry. Çok iyi çocuk ya. Are you not scared of the afterlife diyor. Hani hayattan, yani yaşamdan sonrası, ölümden sonrası seni korkutmuyor mu diyor. Afterlife güzel bir kelime. Bence kelime dağarcığınıza atabilirsiniz arkadaşlar. İngilizcenizi geliştirmek için İngiliz TikToker'ları takip etmek tabii ki bir alternatif. Ama güzel bir İngilizce kaynak arıyorum diyorsanız Open English'i tavsiye ederim arkadaşlar. Open English, İngilizce öğrenebileceğiniz veya mevcut İngilizce seviyenizi geliştirebileceğiniz online bir platform. Bu platformda ana dili İngilizce olan eğitmenlerden profesyonel bir şekilde dersler, eğitimler alabiliyorsunuz. 7/24 ve online olduğu için istediğiniz zaman, istediğiniz yerden derslere katılım sağlayabiliyorsunuz. Her yarım saatte bir online dersler başlıyor. Ayrıca tabii ki de birebir eğitim de alabiliyorsunuz. Güzel olan eğitim saatlerini sizin ayak uydurmanız değil, eğitmenlerin size göre, sizin vaktinize göre ayak uydurması ve ana dili İngilizce olan eğitmenler olduğu için Türkçe'ye kaçmak gibi bir imkan
imkanınız yok. İngilizce pratik etmek durumunda kalıyorsunuz ve bu da sizi mutlaka geliştiriyor. Ayrıca uygulamada derslerin dışında birçok farklı araç var. TOEFL veya IELTS gibi uluslararası sınav hazırlıkları için tasarlanmış programlar var. Telaffuzunuzu geliştirmek için bir telaffuz aracı var. Orada bu size bir cümle veriyor. Siz o cümleyi tekrarlıyorsunuz. Sizin sesinizi algılıyor. Neyi doğru telaffuz ettiğinizi, neyi yanlış telaffuz ettiğinizi ve o yanlış telaffuz ettiğinizi nasıl düzeltebileceğinizi bir bir gösteriyor. Ayrıca İngilizce haberler kısmı var. Orada güncel haberleri İngilizce takip edebiliyorsunuz ve bu şekilde olayları güncel bir şekilde İngilizce görmüş ve öğrenmiş oluyorsunuz. Ve interaktif videolar gibi birçok şey daha var. Bu uygulamanın içinde kaybolursanız mutlaka İngilizcenizi çok iyi bir noktaya taşıyacaksınızdır. Ve tam da şimdi Open English'in 2 al 1 öde kampanyası var. Yani hem kendinize hem de sevdiğiniz bir arkadaşınıza sadece bir kişilik abonelik ödeyerek aslında çok iyi bir imkandan istifade etmiş oluyorsunuz. İngilizce bilmek artık sadece bir avantaj değil, bir ihtiyaç. Sen de Open English'e hemen başlamak istiyorsan açıklama kısmındaki linke tıklaman yeterli. Okey, ikinci videomuza geçelim. Oo, bu kız da çok komik. Bu arada burada yazan your BF, your boyfriend, ya boyfriend'in kısaltılmış hali. Aslında çok bariz ama yine de bilmeyenler için söyleyeyim dedim. Bir de GF vardır, girlfriend. Ya da BFF'i de görürsünüz. Best friend forever, yani en yakın arkadaş demek. Your BF is a cheater if he has. Bunu biraz açıklayayım. Senin erkek arkadaşın seni aldatıyordur eğer bunlardan biri varsa diye. Şimdi neler varsa diye bir listeleme gelecek. Tabii birazcık şöyle bir şey de vardı. Paranoid kadınlar vardır ya, birazcık onu canlandırıyor. Önden bilgi vereyim dedim. Ulan ne anlattım ya. Kızın hareketleri çok iyi değil mi ya? Aslında üstünde yazanlar o kadar komik değil ama kızın hareketiyle birlikte böyle çok paranoid olduğu belli oluyor ya. Ben aşırı bayılıyorum buna. Eğer ağzı varsa seni aldatıyordur. Hani kiminle konuşmaya çalışıyor ki senin dışında ağzıyla? Sonra işte diyor, bacakları varsa nereye yürümeye çalışıyor diyor. Telefonu varsa kimi aramaya çalışıyor? Yani bütün bunlara ne gerek var ben varken anlamında. O yüzden aşırı iyi. Burada da bir Hintli adam var, böyle hep spiritüel şeyler paylaşıyor. Aslında çok böyle yakın hissettiğimiz ve gerçek bulduğumuz ama çok küfür ederek yapıyor bunu. O yüzden onu da aşırı komik buluyorum. Fuck your work deadline. If you make it, you make it. If you don't make it, you don't make it. They call it a deadline. But nobody actually fucking dies if you miss one. Deadline kelimesi yani aslında birebir çevirdiğinizde ölüm çizgisi demek. İşte İngilizce Türkçe'de de çok kullanılıyor ama yine hani bilmeyen vardır diye anlatayım. Ne için kullanırız? İşte atıyorum iş yerinde patron der ki sana, cuma gününe kadar bu saat 8'e kadar bitecek bu görev bilmem ne artık bu dosya. Sen de dersin ki cuma günü saat 8 benim deadline'ım. O saate kadar bu bitmeli. Deadline, ölüm çizgisi aslında birebir çevirdiğinde. Bu adam da diyor ki fuck your deadline diyor. Hani kimse ölmüyor ki o deadline yerine getirmediğimiz için falan diye. Aslında gayet doğru yani. Oo, bu kızı yeni keşfettim. Bu da aşırı komik. İngiliz bir TikToker. İngiltere ve Amerika'da şey çok yaygındır. İnsanları puanlamak. Yani birden 10'a kadar mesela. Bir kızı çok beğenirsin. Dersin ki oh she's a 10. Yani 10 üzerinden 10 anlamında. Çok güzel, muhteşem, şahane. Her şey mükemmel. Ama mesela dersin ki she's a 6. Yani 6 daha çok böyle. Hani iyi de değil, fena da değil gibi. Hani o rakam ne kadar düşerse o kadar kötü. Bu da üstünde şey var işte, he's hani onu, kişinin numarası ama şusu şusu da var ya, ekstra ya da olumsuz bir ekstra, ona göre yorumluyor kız. He's a 9 but he has poor hygiene. No, -2. Wash your dirty dirty self, sorry. He's a 10 but he follows girls that don't follow him back. It's embarrassing. Are you not embarrassed? He's a 3 but he has a dog. 10, woof woof, I'm only here for the dog. He's a 4 but he's kind to animals. Right, what do you mean? What else is he going to do? Beat them up? No, he's still a 4. He's a 10, but he vapes. Same. I love that vape. That vape is crack. It's fine, baby. You're still a 10. He's a 5, but he's organized. Like I care. He's a 9, but he's terrified of bugs. You're a pussy, oh.
He's a nine but he's terrified of bugs. Yani böceklerden falan korkuyor diyor. Vape. Vape kelimesi. Eylem olarak çok yapılan bir şey. Amerika'da özellikle, İngiltere'de durum nasıl bilmiyorum. Vaping şey böyle, ne deniyor ona? Vaporizer denen aletler var. Böyle içine normalde esrar koyuluyor. Ve o buharlaştırılarak o buhar içine çekiyorsun o buharı. Ve high oluyorsun. Ona da vaping deniyor. Az önceki şeyde de he's a ten but he vapes. 10 üzerinden 10 çocuk ama vaping yapıyor. Yani onu aslında olumsuzlaştırıyor anlamında. Ama kız diyor ki ooo çok iyi diyor, ben de vape'liyorum falan diyor. Öyle bir şey. Bunu da öğrenmiş olduk. Bunu da yeni keşfettim. Bence komik çünkü böyle oyunculuk yeteneği var falan. Skeçler yapıyor bu da. Sevdim. İzleyelim. Hello you. Hi. Are you looking for a date? Hi. Yes, I am looking for a date. Fabulous. So these are your options. You've got fuck boys. And... Oh, no, sorry, that's the end of the list. Oh, no, it's just that you made it seem like there were more options. Oh, no, sorry, that's it. Right. So what do you reckon? You want to have a swipe? Yeah. Show me the fuckboys, please. Şimdi burada güzel bir kelime var aslında ama aslında biliyorsunuz güzel dediğim çok kullanılan bir kelime fuckboy. Fuckboy da kime deriz? İşte ilişki aramayan, sürekli bir gecelik ilişkiler peşinde olan, gözü bir karış havada erkeklere. Ama aynısı kızlar için de var, fuck girl. Ama aslında o kadar pek yaygın değil çünkü hani erkektir ya ayı olan. Hani o yüzden fuckboy. Buradaki espri de işte Tinder'da fuckboylarımız var diyor. Kız da bekliyor. Daha ne var? Yani bu kadar falan diyor. Esprisi bu yani. Okay, fuckboy'u da öğrendiğimize göre devam edebiliriz. Welcome to Olive Garden. What can I get for you? Yeah, can I just get a chicken Alfredo? Okay, did you want a super salad with that? Yeah, I'll take one. Super salad? Yeah, a super salad. Yeah, super salad. Yeah, I want a super salad. I mean, what comes in a super salad? Did you want the soup or did you want the salad? Soup or salad? Oh! Bu da Amerikan İngilizcesinin hızlı konuşulduğundaki sıkıntılarından bir tanesi. Do you want soup or salad? Hızlı söylediğin zaman do you want super salad dersin. O da kulağa super salad gibi geliyor. Süper salata gibi. Super salad. Burada onun esprisini yapmış. Burada mesela şu mesela çok kullanılıyor. What comes in a super salad diyor ya. Biz onu nasıl çeviririz Türkçe'ye? O super salad'ın içinde ne var? Biz ne var içinde deriz. Ama bir Amerikalı what comes in a salad der. What comes in your Greek salad? What comes in your pasta? Yani yaptığınız makarnanın içinde ne var? Falan filan diye bir ifade diye düşünebilirsiniz. Tabi burada super salad, soup or salad kelime oyunu yapılmış. Kulağa aynı geldiği için. Nice. Welcome to the United States of America. Passport. Oh, here. Ecuador. Yes. And what's the purpose of your visit, Miss Rodriguez? Oh, I'm visiting a friend. Where exactly? New York. For how long? 10 days. Do you have any of these items with you? No. Criminal record? No. Just have to check if you're not in any red list. Okay, enjoy your stay. Thank you. Next. Hello. British. Welcome to the United States. Thank you. Aa, çok iyi gönderme yapmış. Ekvador'dan gelenler de Latin Amerika ülkelerinden gelenlere falan bin bir tane soru soruyor. İngiltere'den gelene aa hoş geldiniz bye bye iyi günler falan diyor. Burada bir iki tane ifadeye göz atalım. What's the purpose of your visit? Cem Yılmaz'ı izleyenler aslında bu cümleyi bilir. Purpose niyet ya da kasıt demektir. What's the purpose of your visit? Ziyaretinizin amacı nedeni nedir anlamında soruyor. O da diyor işte bir arkadaşım falan ziyaret edeceğim. Let me just check if you're on a red list diyor. İşte red list'te biz de kırmızı liste demeyiz, kara liste deriz. Hani bir suç işlemiş mi bilmem ne, tutuklama emri var mı gibi bir listeye bakıyor orada. Bu kelimeleri, bu ifadeleri aslında bu videodan öğrenmiş olduk. Ve bu olayın kendisi aslında çok gerçek. Ben bir Alman ve bir Türk vatandaşı olarak Amerika'ya gittiğimde benzer bir muamele yaşadım. 2017 yılında Trump daha yeni seçilmişti. Atlanta Havalimanı'na indim, Almanya üzerinden gittim. Ve tabii ki Alman pasaportumu gösterdim. Çünkü Alman pasaportumla sadece e-visa göstererek alarak $15 ödeyerek online bir vize alıyordum. Aslında gerçek bir vize değil, sadece para ödüyorsun. $15 online hemen sana buyurunuz falan diyor yani. Yoksa konsolosluğa git, vize randevusu al falan bunlar yok. Girdim ülkeye, Atlanta Havalimanı'ndayım ve işte Americans and non-Americans, orada iki tane sıra var. O sırada zaten sen böyle karşı önünde turşu bidonlarıyla bekleyen Perulular falan, onları şey yapıyorsun, onların arkasındasın. Hani belki insan şey der, Alman vatandaşlığı dünyanın en güçlü pasaportlarından bir tanesi. Bir avantajdır bilmem nedir ama orada pek fazla bir şey
şey ifade etmedi. Oradaki memur beni bekletti. Sonra security geldi işte. Beni havalimanının başka bir yerine götürdüler. Sorguya çektiler. Ben de hani bayağı bir soru sordular işte. Çünkü pasaportumda çok fazla Türkiye damgası vardı. O zamanlar Almanya'da yaşıyordum. Almanya'dan Türkiye'ye defalarca gittim ve bana Türkiye'ye neden bu kadar sıklıkla gittiğimi sordular. Türkiye'nin güneyine, doğusuna falan, daha doğrusu güneydoğusuna hiç gittim mi diye sordular. Vesaire vesaire. Bir noktadan sonra ben böyle tabii çok şeydim. Yumurcak olmuştum artık hani. Yo bir şey yok falan filan böyle. Birazcık da ürperdim. İlk defa gidiyordum çünkü Amerika'ya. Sonra bir noktadan sonra böyle biraz onlar da çok nazik diye sıkıldım dedim. Yani 20 dakikadır soru soruyorsunuz ve hep benzer soruları soruyorsunuz. Ne amaçladığınızı, ne aradığınızı bana söylerseniz çok somut bir şey söyleyerek belki işin içinden çıkabiliriz dedim. Onlar da bana şunu dediler. Dediler ki yeni bir presidentimiz var biliyorsunuz ve bu yüzden Türkiye'ye defalarca giriş çıkış yaptığınız için Suriye'de de savaş var diyorlar. Türkiye'nin doğusuna, güneydoğusuna hiç gittiniz mi sınıra falan bunu merak ediyoruz dediler. Ben dedim yok dedim. Ben dedim hani Türkiye'nin kuzeyinden geliyorum. Zonguldaklıyım dedim. Daha doğrusu babam Karabük, annem Zonguldaklı ve Karabük ve Zonguldak'a gittim. Ardından Antalya'ya gittim, İstanbul'a gittim. Türkiye'nin doğusuna hayatımda hiç gitmedim dedim. O zamana kadar da gitmemiştim da. Öyle şey yaptılar yani ama bayağı bir yarım saat. Ve zaten oraya yürümek yarım saatti. Şu anda Atlanta hala daha dünyanın en büyük havalimanı ve en yoğun havalimanı ve bir noktadan diğer noktaya yürümek bayağı uzun sürdü. Bir de zaten beni oradan alıp başka bir yere götüren adam Meksikalıydı. Yani benim konuştuğum İngilizcesinin 1/3'ünü konuşmuyordu. O da bir enteresan bir tezat yani. Ama sonuç itibariyle oradan devam edebildim. Bu da böyle bir anekdot. Ne uzattım ya. Gen Z as lawyers, yani Gen Z, Z jenerasyonu avukat olsaydı ne olurdu diye bir video. The defendant was found. Objection, lack of evidence. Objection, lack of bitches. Objection, lack of father. Objection, lack of hairline. Objection, stale ass wig. Objection. 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 When marimba rhythm starts. Objection. It's about damn time. In a minute. Get the fuck out. Sayın yargıç itiraz ediyorum falan diye. Objection yani itiraz anlamında. Objection işte itiraz demek. Genellikle mahkemelerde Amerika'da çok kullanılır bu kelime. Avukat tarafından vesaire. Objection lack of evidence yani itiraz ediyorum. Kanıt yetersizliği var, eksikliği var gibi bir şey der. Ama işte bunlar Gen Z ya. Lack of bitches diyor. Bitches'lar eksik diyor. O da lack of hairline diyor. Senin saçının çizgisi bozuk diyor. Yok diyor bilmem ne. Sonra birbirlerini böyle disliyorlar şarkılarda falan. Komik olmuş ya. Güzel beğendim. Okay, bu neymiş? Hey Google, remind me to go to the gym. I've added gym to your shopping list. Okay. Güzel. Hey Google, remind me to go to the gym. İşte spor salonuna gideceğim, hatırlat bana falan. Remind me, bana hatırlat tabii ki. O da işte benim Siri de beni sürekli yanlış anlıyor. Gym yerine gin anlıyor. O da gin'i senin market listene koydum diyor. Satın almanı hatırlatacağım falan diyor yani. O da kabul ediyor. Güzel. Sevdik. Arkadaşlar TikTok'tan da takip edebilirsiniz beni bu arada. Orada da videolar paylaşıyorum. Hatta orada çok daha fazla izleniyor videolarım. Neden bilmiyorum yani. TikTok'un algoritması birazcık YouTube'un algoritması. Daha YouTube örnek al bunu. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz böyle en çok hangi video hoşunuza gitti mutlaka yorumlarda belirtin. Kanalıma daha abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Instagram'da da varım ha. Instagram'dan da takip edin. Orada da böyle eğlenceli videolar paylaşıyorum. Buna benzer bir video daha istiyorsanız onu da belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Take care.